Rüyay. Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu konuşacağız. Ama bu sadece hani okurken ki faaliyetlerden söz etmeyeceğiz sadece. Bir de bunun sonrası var. Onları da konuşacağız. Değerli konuklarımız Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun müdürü Profesör Doktor Sayın Şahin Ahmetoğlu hocamız bizlerle birlikte, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Diğer değerli konuğumuzsa yine Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'nun müdür yardımcısı, yardımcı doçent doktor Sayın Nazım Serkan Burgul hocamız da bizlerle birlikte, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Şimdi kaç bölümümüz var hocam yüksek okulda? Yüksek okulumuzun 98 yılı itibariyle faaliyet gösteren yüksek okulumuzun. Yani üniversite kurulduktan 10 yıl sonra faaliyete geçmiş. Evet, 4 bölümü var. Hı-hı. Bunlar beden eğitimi, öğretmenliği, hı-hı, spor yöneticiliği, hı-hı, antrenörlük ve rekreasyon bölümleridir. Hı-hı. Yani 4 yıllık bir eğitim programımız var. Yaklaşık 50 kusur dersi var içerikli. Bunların 8'i veya 9'u tıpla ilgilidir. Bu nedenle herhalde ben de buradayım. Hı hı. Tıp doktora meslek olarak. Hı hı. Öğrencilerimizin bu 4 yıl içinde sadece ders değil, bizim yüksek okulumuzun diğer federasyonlarla istişarede düzenlediği bir 30'a yakın sertifika programımız var, hı hı, değil. Çeşitli branşlarda. Çünkü hani bilgi, ders esnasında aktarılan bilgi biraz yani update olmayabilir. Yani çağdaş olmayabilir, güncel olmayabilir. Bu açıdan hani daha güncel bir bilgi almak açısından öğrencimize bu Türkiye'de geçerli sertifikalar vermek, hı-hı, hususiyetiyle bunları biz aktarmaktayız. Beden eğitim ve spor öğretmenliği bu çok tercih ediliyor. Çünkü garanti bir meslek olarak görülüyor. Yani buradan mezun olduğun zaman devlette veya özel sektörde, okullarda öğretmenlik yapabilirsin. Bu şekilde tercih ediliyor. Doğru yanlış biraz sonra bunu yapabilirsiniz. Tabii ki. Spor yöneticiliği bu da tercih ediliyor. Antrenörlük hakeza. Fakat rekreasyona baktığımız zaman, yani bu benim genel izlenimim. Haklı mıyım değil miyim bunu siz tamamlayabilirsiniz. Estağfurullah. Rekreasyon bence hani fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi, beslenme ve diyetetik gibi son derece bunlar kadar geçerli olan ve ihtiyacımız olan bölümlerin başında geliyor. Aslında, yani çağımız bunu gerektiriyor. Ne dersiniz? Evet, haklısınız. Size %100 katılıyorum. Çünkü hani herkes öğretmen olmak istiyor ki bir istek var aslında toplumda, ama toplumun öğretmenin dışında da bugün günümüzde yani örnek olarak turizm boyutunu alırsak bu zaten yeterlidir. Birebir Türkiye zaten turizm alanında büyük bir adımlar atan bir memlekettir. Bu açıdan oradaki olan kişilerin organizasyonla ilgili kesinlikle ihtiyaç vardır. Artı yine bu günümüzdeki spor bir egzersizdir. Spor egzersiz bir ilaçtır. Mesajının daha doğru toplumuza aktarmak açısından arz edemektedir. Yani tatil veya işte bir yere tatile gittiğin zaman, turizme gittiğin zaman bu çok özür dilerim hani tabirimi karşı yan gelip yatmak değil. Hani bir iki gün siz dinlenebilirsiniz ama ondan sonra insan sıkılıyor. Evet. Bir şey yapmak gerekiyor. Evet. İşte bir de sağlıklı olabilmek için işte bunu gerçekleştirecek ehil ellere gerek var. Evet. İhtiyaç var. Rekreasyon işte budur. Yani boş zamanı değerlendirme, zaten boş zaman diye bir kavram doğru değil. Boş zamanı değerlendirme, o da yanlış bir tanım. Öyle doğru, değil mi? Doğru, doğru. Yani bugün fitness salonlarına gittiğinizde bile, hı-hı, en yüksek fazla yaşı olan bu arada bireyler 35-40 yaş. Hı-hı. Oysa, hı-hı, 40'tan sonra 50'den sonra daha fazla ihtiyacı olan, hı-hı, spor ihtiyacı olan insanların ne yapacağını bilmedikleri için bu kimi arkadaşlar aslında gençler bulması işte bunu fark edip buna hazırlıklı olmaları lazım. Hani geçerli dal.
geçerliliği bırakın, ihtiyacımız olan bir dal. Aynen. Bunu keşfedin ve dolayısıyla hani bunun üzerine bireysel eğilin şekilde, derim. Bireysel şekilde. Peki beden eğitimi ve spor öğretmenliği çok tercih ediliyor. İhtiyaç o kadar fazla mı? Yoksa burada da gene bir sıkıntı söz konusu mudur? Var mı? Şimdi bu aslında bu bölümlerin günümüzde ihtiyacı zaman getirmiştir. Çünkü eskiden bizim zamanlarda özellikle beden eğitimi öğretmeni beden eğitimi mezunu olmayan bir kişiydi. Hı hı. Avrupa'da da öyle, sadece bizde değil. Hı hı. Yani beden eğitimi dersleri sanki bir araları doldurmak gibi bir top atmadan oynamak. Bugün ise beden eğitimi ve sağlık boyutu, onun müfredatı var. Yani nasıl ki matematikte, fizikte yapılan derslerin aynı şekilde haftalık müfredatta olduğu için burada öğrencinin ne yapacağını, ne yapmayacağını bilmeleri gerekir. Hı-hı. Jimnastik ve atletizm özellikle ön planda olan, yani beden eğitimi dediğimiz geri kalan spordur. Hı-hı. Beden eğitimi dediğimiz buna başta gelen branşlar bunlardır. Bunları doğru bir şekilde Hı-hı. çocuklarımıza Hı-hı. eğitilmesi, onların sağlığını zarar vermediği şekilde Hı-hı. aynı zamanda etkinlik olmak açısından, madem ki bu ilaçtır, evet. olması çok önem arz. Bu da bilgiye ihtiyaç var burada. 30 tane sertifika programı. Hani çoğu üniversitede öğrenci kulüpleri bile 30-40 tanedir. Ama burada mesela beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 30 tane sertifika programı. Hani hepsini say desek olabilir. 30 değişik branşta Sadık Bey. Yani 30'dan fazla, yani yüzde üzerinde bir sertifika programı yaptık 98'den günümüz. Ama 30 değişik branşta olması önemli. Ulusal spor federasyonlarıyla artık partner olduk. Yani biraz önce çok önemli bir nokta temas ettiniz. Rekreasyon. Rekreasyon yeniden yaratma anlamında sporun ayrı fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal süreçleri var. O otellerde bulunan ortamlar, o animasyon bölümü. Ama o rekreatif anlamda o yeniden yaratılma, eskiye dönme ve tabii ki sosyal ortamlarla paylaşımın temelinde egzersiz var. Bu da bir liderlik gerektiriyor. Liderlik de bilgelik gerektiriyor ve sevgi gerektiriyor. İşte bu bir gönül işi. Sonuç itibariyle bizler beden eğitimi ve spor sok olarak 4 değişik farklı branşta öğretmenlik, yöneticilik, antrenörlük ve tabii ki rekreatif animasyona ilişkin bir lider yetiştirme programı organize ettik. 30 değişik branşta olması çok önemli. Sonuçta kitleyi teşvik et ve elite özendir boyutumuz var. Avrupa Birliği'nin bize emrettiği bir politika. Bu sadece hani bizim öğrenciler için mi, halk için de Tabii ki halk yani. Yani sosyal fayda ve hizmet sağlama birinci misyonumuz. Yani bu yakında üniversitemizin o kamu üniversitesi olma misyonuna bağlı olarak bizler de spor yüksek olarak. Halkımız, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Halkımız zaten, kendimi de katıyorum. Önce bir talep ederiz, isteriz. Hani buyur dediğimizde de önce bir Türk gibi başlarız, hızlı bitiririz. Ama İngiliz gibi bitirmek lazım. Hani bu atasözü olduğu için söylüyor. Sonra devamı gelmez. Süreli durum değil. Bu bir kitle, bu bir kültür. Bu bir yaşam biçimi, evet. bir inanç sistemi, değer yargısı. Sonuçta hocam bahsetti az önce. Hı-hı. Egzersiz bir ilaçtır. Hı-hı. Sporun farklı boyutu var. Egzersizin farklı boyutu var. Hı-hı. Beden eğitiminin farklı boyutu. Hı-hı. Oyunun farklı boyutu. İşte bizlerin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın sosyal fayda ve hizmetin temelinde sağlık var. Hı-hı. Ve artık huzur var. Yani gerçekleştirilen branşlarda da hocam bahsedecek. Hı-hı. O egzersiz ilaçların temelinde de tabii altında ki o yatan altında yatan nereden bunlar? Biraz önce dediğinizi devam etmek açısından, yani Uzak Doğu'nun bir güzel atasözü var, Çin atasözü var. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen geliyor. Güzel. Yani bizim güzel. O kurslarda 2-3 saatte ben anatomi dersi zaten o biraz hazırlıklı olacak. Yani herkes geliyor diyoruz ama o herkes gelen herkes değil. Evet. Kitledir. Ben çağırdığım zaman gelin değil. Evet. Onlar artık evet. Aynı. Güzel. Aynen. Onu söylemiştim. Aslında şu var hocam, yani bütün bu organizasyonların içerisinde bir de iletişim de var. Yani olay sadece evet. spor değil. Bunun içinde sağlıklı yaşam var. Spor var. İşte bunlara ilaveten sağlıklı beslenme var. Sonra kitlenin bir arada olması var. O sırada paylaşım var. Hoşgörü var. Evet. Aslında bir bütün olarak sosyal boyutundan bahsediyoruz. Evet. O sosyal aidiyet, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, birliktelik, fizik, zihin, duygusal, sosyal sağlık, hı-hı. adaptasyon, kültürleme, toplumla uyumlu yaşayabilme, kurallara uyma, hı-hı. çocukların oyunla öğretimi, çocukların geleceğe ilişkin vizyonlarındaki çok sağlık doğru. boyutuna bir ve katkıda bulunuyor. Buradaki mesela programlar sadece yetişkinler için değil herhalde, tabii bunun ki. İçerisinde çocuklar da dahil, yaşlılar da dahil bir bütün olarak.
bakıyoruz. Tesislerimiz zaten fitness bunu teşvik edecek anlamda bir zemin hazırlandı. Yani yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, açık ve kapalı alanlarımız sonuçta kaliteli insan kaynağı yetiştirirken bunun da bir tesis boyutu var. Peki şeyi sormak istiyorum değerli hocam. Mesela üniversitede hani bittiği zaman sepet koluna herkes yoluna olur. Evet. Bu beden eğitim ve spor yüksek okulunda bu aidiyet duygusu. Tabii ki hani Türkiye'den gelen öğrenciler vardır. İşte buradan sonra farklı ülkelere giden öğrenciler vardır. Bu hani etkileşim, üniversite sonrasındaki hani bu dirsek teması var. Var hocam. Türkiye'de gelen arkadaşlarla e-maillaşırız. Onların belli bir pozisyona sahip olduklarını öğreniyoruz. Ama şimdi o biraz uzak. Kıbrıs'ı ele aldığımızda siz şimdi Kıbrıs'taki bir fitness salonuna geçin. Göreceksiniz ki mezunlarımız orada çalışan gerçekten. Evet. Tabii o fitness merkezlerine ilişkin o oluşumda Türkiye'de yer alan eski mezunlarımız da buradan bizden çıkan öğrenci, bizim mezunlarımız da kontrol geçiyorlar ve bizim refere ettiğimiz arkadaşların orada istihdamı söz konusu. Bu çok önemli. Mesela diğer branşlarda, fakültelerde veya bölümlerde hani diyoruz ki laboratuvar şart, işte öğretim üyesinin kalitesi şart. Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda seçerken nelere bakmak lazım? Yani bir spor salonu mudur ya da hani fitness salonu mudur, öğretim üyesi midir, daha önceki mezunlar mıdır? Neye dikkat etmek gerekir? Yoksa ha bak şurada da bir öğretmenlik var, onu da yazdığım zaman en azından yarım hazır. Tercihler nasıl olmalı? Tercih konusunda bir defa kaliteli insan kaynağı, yani öğretim üyelerinin adaptasyonu sonuç itibariyle öğretime ilişkin felsefeleri, beden eğitim ve spor yüksek okulunun akredite olduğu kurumlar, Avrupa Üniversiteleri Birliği, İslam Konferansı, dünyaya ilişkin kongrelere ilişkin katılımlar, artı sertifika programları, doğru tercih açısından, programınızın neyse doğru tercih, sertifika programları, artı mezuniyet sonrası adaptasyondaki o mesleğe ilişkin gelişim ve dönüşümde yer alırken onlarla birlikte partnerlik ve tabii ki sonuç itibariyle büyük yakın doğu ailesi olarak bizlerin de spora, egzersiz ve kitleye ilişkin her türlü sağlık boyutunda aktifleşmemiş, sivil toplum örgütleriyle birlikte yer almamız, geçmiş tarihte yer alan başarılarımız, olimpik spora ilişkin başarılı sporcularımızı korumamız, kitle sporuna ilişkin sosyal fayda ve hizmet boyutunun kalitesinin artırılması ve tabii ki gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tanınırlık, bu çok önemlidir. Sonuçta bizler de üniversitedeki öğretim üyelerimiz, biz kendi spor okulumuz olarak da gerek ulusal anlamda gerekse uluslararası anlamdaki kongrelerdeki aktifleşmemiz, ev sahipliği yaptığımız eğitimsel faaliyetler ve de tabii ki en önemlisi açık kapı uygulamalarımız, çocuklar olan anlamların ortak paylaşımı, etkin iletişim, öğrencilerimizin geleceğe ilişkin kariyer yönetimlerinde onlara ışık tutmamız, onlarla birlikte hareket etmemiz, asla ve asla kopmamamız ve her zaman her yerde sürekli olarak eski mezunlarımızla yeni mezunlarımız arasındaki o köprü vaziyetini kurmamız bizim doğru tercih olduğumuz anlamına geldiğini düşünüyoruz. Ve sonuçta misyonumuz bu. O gelecekteki büyük resimde de tabii ki uluslararası anlamda da olimpik sporcu yetiştirmek. O sürece de o kaliteli, başarılı sporcu korunması önemli. Burada Nazım Hoca'nın söylemediği devamı olarak Nazım Hoca'nın başında olsun, Hakan Hoca'mız olsun, Osman Hoca'mız olsun, bu arkadaşlarımızın da eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın birebir sürekli bir diyalog şeklindediler. Evet. KKTC'nin beden eğitimi fiyat programı oluşturmuş arkadaşlar, komisyonda yer alan arkadaşlardır ve bu çalışmaları da bizim öğrencilerimizin katkısıyla devam etmektedir. Yani ister federasyon boyutu da olsun, ister bakanlık boyutu da olsun. Dolayısıyla yani bu bir hayat biçimidir aslında, boyuta girmiş. Yabancı dilin önemi, şu açıdan soruyorum, öğretmenliğin misyonu ayrı. Onu ben ayrı bir kategoriye koyuyorum. Çünkü bu bir gönül işidir. Evet. Öğretmenliği seviyordur, tercih ediyordur, o ayrı. Ben öğretmenliği düşünmeyen, yani ilk etapta düşünmeyen bir kişi olarak konuşuyorum. Mesela spor yöneticiliği, antrenörlük ve rekreasyon. Şayet ben bunların yanına iyi bir yabancı dili eklediğim takdirde bu bölümlerde de sınır yok. Kesin. Ulus yok. Evet. Yani uluslararası. Artık nerede ben faaliyet gösteririm, o benim girişimciliğime bağlı. Dolayısıyla iyi bir yabancı dil, iyi bir eğitim, biraz da işin gönüllü ve bu üç bölümün
kendi arasında ortaklaşa çok şeyler de var. Hani birinde okurken diğerinden yandal yapmak veya bilmiyorum mümkün müdür çift anadal yapmak. Evet. Sonra üçünden hangisini faaliyet gösteririm o gene bana kalmış bir olay. Ne dersin? Ortak bir soru olsun. Yani bizim katılıyorum size %100. Çünkü kişilerin yabancı dile ihtiyacı oldukları için biz zaten bir senedir servis derslerimiz devam etmektedir. Ve öğrencilerimizin bu konuda bir destek salmaktadır ama ne yapsanız bir gerçek var ki öğrenciden gelen bir ihtiyaç talep olacak ki dil öyle bir şeydir ki yine tekrar biraz önce Çin atasözüne geliyoruz ama yani bu talep olduktan sonra o yürü çünkü ders saati içinde değil ama Kıbrıs'ın da bir özelliği var böyle bir hava İngiliz eski koloninin bir havası var o da öğrenciye bir katkı sağlamaktadır. Sırada olan lazım hocam. O ana dilde eğitime inanıyoruz. Sonuçta karşılaştırmalı Avrupa Birliği'ne ilişkin bir yapıda ana dilde eğitim ama etkin yabancı dilde eğitim. Yani sonuçta böyle o bahsettiğiniz yönetim, antrenörlük ve rekreatif anlamda o insanın olduğu her yerde onlar servislere bilmeniz için onlarla anlaşmanız gerekiyor. Aynı dilde konuşmanız gerekiyor. Tabii ki etkin beden dili, bilgelik, adalet, sevgi boyutu ama o bahsettiğiniz o yabancı dile ilişkin o dünya insanı olma, farklı milyarlara da insanlara da servis verme son derece önemli. Son olarak derste söyledim hocam. 100 metrede burada kütüphanemiz var bizim. Üniversitemiz 30-40 milyar dolar ayda para ödüyor ki öğrenci bir tuşla o gereken dergiler milyonlarca dergiye karşılığında İngilizce gelsin ama tek istek o anahtarı elinde bulundursun. Son sözüm şu olsun. Bilmiyorum yanlış söylersem süremiz doldu ama konuklarımız düzelsinler. Beden eğitim ve spor yüksek okulu gibi gözükmesine rağmen buradaki bu anlayış bence akademik anlayış. Yani hani eskiden bir akademi ifadesi vardı. Spor akademisi gibi. Sanki hani Almanya'daki, Berlin'deki, şeydeki spor akademisi anlayışı var. Buradaki yaklaşım o şekilde gibi geliyor bana. Evet. Evet. Peki. Süremiz doldu. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.